tathir manasında da kullanılır. Diyor ki zaten biz genel olarak öyle kullanıyoruz. Nefsini temizleyen o zaman mana veriliyor. Yücelten değil de nefsini temizleme, temizleyen. Tabi hepsi birbirine yakın manalar. Temizlemek ne demek? Minel muhalefati şer'iyeti. Bütün dine aykırı olan çirkinliklerden, bu çirkinlikler yani ille de e, gidip bir günah işlemek değil. İnsanlar burayı anlamıyorlar yani. Bakınız burası çok dikkatle dinlenmesi gereken, dikkati tamamen verilmesi gereken bir noktadır. Aileniz var, arkadaşınız var veya hatta siz kendiniz. Kendi kendinize şöyle kandırıyor olabilirsiniz. İşte ben ibadet yapmıyorum ama gidip çalmıyorum, hırsızlık yapmıyorum, içki içmiyorum vesaire vesaire bir şeyler. Veyahut da birkaç ibadet de yapıyorum diyorsun ama fikirlerine baktığın zaman fikirler gitmiş. Fikirler gitmiş. İslam'ın dışına devamlı çıkıyor. Genel olarak ailelerin hepsinde var bunlar yani. E benim çocuğum işte hırsızlık yapmaz, benim çocuğum işte içki içmez, zina yapmaz, kötü söz söylemez, yalan söz söylemez. Ama dini konulara geldiği zaman dini konuların hiçbirisini kabul etmez. İşte bu en beterine gelmiş zaten. Allah muhafaza buyursun. Dini konuları kabul etmemek demek Allah'a büyüklenmek demektir. Bu Allah'ın emridir. Bu Allah'ın peygamberinin emridir. Onu sana peygamber olarak tayin eden Allah'tır. Sen bunları kabul etmiyorsun, bunları mantıklı görmüyorsun, bunları kenara atıyorsun mesela. Bu en bozuk haldir aslında. Adam mesela her kötülükten çirkin uzak durmamız lazım ama... Adam içki içiyordur. Fakat Allah'a itikadı tamdır. Bu haramdır. Ben eksiğim, eksikliğimden, yanlışlığımdan içiyorum. Bu yanlış yapıyorum. Ama namaz farzdır. Oruç farzdır. Zekat farzdır. O benim Rabbimdir. Tabii ki benden istekte bulunacak. Hatta o istekte bulunmadan benim secdeye gitmem lazım. Hatta o bana bir şeyler emretsin de ben yapayım demem lazım. Nasıl Nasıl yani bana birkaç gün yemek veren aileme, sülaleme veyahut da patronuma, şuyuma, buyuma hizmet etmeyi, onun istediğini yapmayı kendime vazife bilen ben. Hayat nimetini, sıhhat nimetini, gençlik nimetini, güneşi, ayı, havayı bana ikram eden, nefesi bana ikram edene ibadet etmekte nasıl zorlanayım? Hayatta bir ibadet emrini duyduğum zaman ama niye ibadet edeyim ki, niye diyeyim, der miyim ben diyen insan İtikadı sağlam insandır. O yanlışlar yapsa bile tamamdır yine bu itikadı ile. O yanlışlarını siler, süpürür. Ama adam hiçbir şey yapmıyor. İçki içmiyor, kumar oynamıyor, hiçbir şey yapmıyor. Ama itikat konusunda namaza da gerek yok, oruca da gerek yok. Yapan yapar, yapmayan yapmaz. Allah'ın farz kıldıklarının farziyetinde, haram kıldıklarının haramiyetinde sıkıntıları varsa o nefis en pis bataklıklara düşmüştür maalesef. Yani ahir zaman oldu, genel olarak etrafı saran durum bu yani. Durum, üniversitelere gönderiyorlar, okullara gönderiyorlar. Geri geliyor, geri geliyor nasıl geri gelen kişi? Sigara içmiyor, içki içmiyor tabi çokları içiyordur belki onu da bilmem de ailesinin dışında. Ailesinin yanına geldiği zaman onlarla güzel geçiniyor. Tam ailede diyor ki oh ne güzel. Namaz kılıyor mu? Kılmıyor. Namaz kılma konusunda konuştuğun zaman kabul ediyor mu? Etmiyor. Etmiyor. Hiçbir şey kabul etmiyor. Yani üniversiteye gönderdi Müslüman. Geri geldi Müslümanlıktan eser yok. Ve bu aileler... O çocuğun alacağı diploma ile kendini kandıracaklar. Ya bir tane kağıt parçası için bütün imanından soyundurdun adamı. Soyundurdun ne? Önce iman değil mi? İlim de lazım. Tamam da imanın üzerine lazım ilim yani. Temelin yok senin, çatı güzel olması lazım diyorsun. Temelin yok arkadaş. Binanın direkleri yok, tuğlaları yok, boyası yok, penceresi yok. Sen çatı güzel olması lazım diyorsun. Yukarıdan su alır yoksa diyorsun. Bunun gibi işte yani kendini kandırıyor insanımız. Neyle kendini kandırıyorsun? Neyle kendini kandırıyorsun? Bir düşün bakalım nefisler nereye gelmiş? İnançlar, itikatlar nereye gelmiş?